Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 6-12 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, 5 Temmuz'da meydana gelen Oğlak burcu ay tutulmasının etkileriyle haftaya başlıyoruz. Tabii ki bu hafta boyunca da tutulma etkileri devrede olacak. Önemli bir tutulma, sizler için özel bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz, Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu izleyebilirsiniz. Evet, Güneş Yengeç burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Merkür bu haftada Yengeç burcunda geri hareketli olacak. Hafta sonu 12 Temmuz'da artık Merkür retrosu sona eriyor. Bu haftada biraz sabredelim. E günlük hayatımızda ister istemez planlarımızda, programlarımızda, iş hayatımızda, mesleki konularda biraz gecikmeler, ertelemeler, yavaşlamalar yaratabiliyor Merkür. Üstelik bu hafta Koç burcundaki Mars'ın Merkür'le sert bir açısı olacak. Bu hafta daha fazla biraz hani sinirlerimizin e, gerçekten etkilenebileceğini bekleyebiliriz. Yani daha dürtüsel davranabiliriz, daha fevri olabiliriz. Hani düşünmeden konuşma, istem dışı tepki gösterme gibi durumlar olabilir. E, bu durum tabii çevremizdeki insanlarla ilişkilerimizi biraz zorlayabilir. Tartışmaları açık bir zemin olabilir gökyüzünde. Lütfen 7 Temmuz, 8 Temmuz, 9 Temmuz karşılaşabileceğimiz iletişim sorunlarına karşı dikkat edelim. Trafikte de dikkat edelim çünkü kazalara da yol açabilir bu Merkür Mars Karesi. Hafta başı pazartesi öğle saatlerinden itibaren ay sizin burcunuza geçecek. Çarşamba gecesine kadar. Bu iki buçuk günlük süreçte duygusal enerjiniz güçlenecektir. Etrafınız, etrafınızdaki kişilerden ve yakınlardan daha fazla ilgi bekleyebilirsiniz, alaka bekleyebilirsiniz. Aile üyeleriyle paylaşımlarınız artabilir. Ee, ve bir yandan tabii ki yaratıcı enerjiniz de güçlü olacak ay burcunuzdayken. Ama bedensel olarak hassas olabileceğinizi, duygusal olarak daha kırılgan olabileceğinizi de unutmayın lütfen. Perşembe ve Cuma ay balık burcunda olacak. Bu iki gün parasal kazançlarımıza daha fazla odaklanıyoruz. Ticari aktiviteler artabilir. İş hayatımızda özellikle para konularında verimli de olabilecek iki gün. İyi bir şekilde de değerlendirebilirsiniz bu iki günü. Para kazanma ile ilgili konularda ya da iş konularında e, yaratıcılığınızı da ortaya koyabilirsiniz. Hafta sonundaysa Ay Koç burcunda. Cumartesi ve pazar e, hem zihinsel anlamda hem fiziksel anlamda oldukça değişken ve aktif enerjiler var. Hem haber trafiği artıyor, çok sayıda bilgi paylaşımının olabileceği bir enerji var gökyüzünde. Çevrenizdeki kişilerle konuşabilirsiniz, sohbetler yapabilirsiniz. Komşularla bir arada olmanız, kardeşlerinizle daha fazla haberleşmeniz mümkün kısa uzun bazı seyahatler de olabilir geziler de olabilir şehir içinde de olsa dışarıda zaman geçirmeniz bol bol yürüyüş yapmanız fiziksel aktiviteler yapmanız spor yapmanız mümkün görünüyor e, fikir anlamında da çok yaratıcı bir enerji olacak hızlı fikirler üretebilirsiniz projeler üretebilirsiniz ama bunları çevrenizdeki kişilerle paylaşırken lütfen inatçı davranmayın Çünkü işte Mars orada Mars sizi biraz hızlı konuşmanız, fikirlerinizi hızlı paylaşmanız ve biraz kavgacı olmanız konusunda uyarıyor aslında. Buna dikkat etmekte fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.